Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben şimdi Edirne İstanbul otoyolundayım. Niyetim İstanbul'daki yeni otoyoldan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçip Düzce istikametine gideceğim. Sizlere yeni yapılan otoyolu bu şekilde göstermek istiyorum. Dördüncü ayda geldiğimde Sakarya Akyazı'ya kadar bitmişti. Kuzey Marmara otoyolundan bahsediyorum. Evet, Sakarya Akyazı'ya kadar bitmiş. Oradan tekrar eski TEM yoluna bağlanıp Ankara'ya doğru yol alınıyor. Böyle kısa kısa da olsun. Arkadaşlar, daha hala yol yorgunluğu var üzerimde. İnanın, bazen konuşmakta zorlanıyorum. Artık idare edin, anlayışınıza sığınıyorum. Maksat hangi kelimeleri kullanmak veya cümleyi nasıl kurmak değil, kendini ifade edebilmek bence burada daha çok önemli. Beni anlıyorsanız sorun yok. Dün gece Edirne'de konakladım. Birkaç saat yattım. 7-8 saat civarı. Ama 2 gün yol geldik uyumadan. Halen yeterince dinlenemedik. Yarın yine normalleşeceğim. Yarın yine bildiğiniz Orhan'ı duyacaksınız. Evet arkadaşlar, ben ara sıra böyle otoyollardan çekimler yapacağım. En önemlisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve dediğim gibi yeni Kuzey Marmara Otoyolu. Buradan ilgisi olan mutlaka izlesin. Arkadaşlar, daha Edirne İstanbul TEM yolundan devam ediyorum. Şimdi yaklaşık 15 kilometre sonra yeni Kuzey Marmara Otoyolu'na çıkacağım. Bu arada bildireyim, bende HGS yok. Ben artık HGS almıyorum. Geçenlerde bunu bir videomda belirtmiştim. HGS almadan, HGS olmadan otoyollardan gitmek, seyretmek ve sonradan HGS ücretini ödemek. Nasıl öderim diye sizlere bir internet sitesi önermiştim. O videomun altında linki var. Tıklarsanız gereken bilgileri alırsınız. Evet arkadaşlar, böyle ben devam ediyorum. Yollarda çok tır var, çok kamyon var. Genelinde yabancı plakalar. Romanya, Bulgaristan. Tek tük Alman gördüm. Türkiye'nin otoyolları çok güzel. 3 şeritli. Çok güzel. İnsan çok rahat seyahat ediyor. Şu kamyonları sollayalım. Tırlar daha iyi. Arkadaşlar, şimdi buradan Edirne İstanbul TEM yolundan, yani Kuzey Marmara yolunu kullanmak isteyenler buradan ayrılıyorlar. Silivri taraflarında tabelalarda da gösterdiği gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü diye yazıyor. Yanılmıyorsam Kuzey Marmara yolu da yazıyor. Yazması lazım. Yok, yazmıyormuş. Neyse, Yavuz Sultan Selim Köprüsü diye yazıyor zaten. Evet, Kuzey Marmara otoyolunu kullanmak isteyenler buradan ayrılıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü tabelasını takip etmeleri gerekiyor. Bu O7. Hani otoyolun ismi O7. O da otoyol demek. Nasıl biz Almanya'da otobanların ismi A1, A2, A3 ise burada da o şekilde O1, O2, O3 diye gidiyor. Bir de şimdi arkadaşlar, burada sizlere, yani otobanın bitişine kadar, 4. ayda geldiğimde demin de belirttim, Akyazı, Sakarya Akyazı'ya kadar yapılmıştı. Oraya kadar olan ücretleri size söyleyeceğim. Hepsini nakit olarak ödeme yapacağım.
ve bunları sizlere aktaracağım. Evet, şimdi burada ilk gişelere geldik. Bu arada dördüncü ayda geldiğimde sorduydum. Nakit ödemeyi hepsinde yapabiliyorsunuz. Hani ödemek istediğinizi, yok yanlış söyledim. Ödenekleri nakit yapabiliyorsunuz. Yalnız burada şu an ödeme değil, plakayı okuyor ama açmıyor bizi. Ha, bilet almamız lazım. Bende HGS yok ya. Aynen öyleydi. Bakın HGS'niz olsa direkt bariyer açılıyor. Bende olmadığı için bilet çekmem gerekti. Buyurun. Bilet çektim. Bariyer açıldı. Tabi dördüncü ayda geldiğimde de böyleydi. Şimdi bir süre sonra tekrar gişe gelecek. Orada da ödeme yapacağız. Aynı Sırbistan'daki sistem. Sırbistan'da da biliyorsunuz bilet çekiliyor. Sonra gişelerde ücreti ödeniyor. Bileti kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Bileti kaybederseniz daha çok para ödersiniz. İlk tünelimize giriyoruz. Bu gelen ilk tünel. Tünel neymiş? Çatalca bir tüneli 1705 metre. Tünelin içinde çekimi durdurdum. 1700 metre tünel görmeyelim. Yaklaşık 400-500 metresini çektim. Şimdi direkt bir viyadük geliyor. Onun peşinden başka bir tünel. Bu da kesin Çatalca 2'dir. Aynen öyle. Çatalca 2 tüneli 549 metrecik. Küçükmüş. Bunu da kısaltayım. 549 metrelik tüneli 200 metreye kadar indirdik. Kısalttım tüneli. Artık tünel 240 metre. Evet, güzel manzara var sağda solda. Doğamız harika. Oo, sağda güzel güzel bayrağımız dalgalanıyor. Ne güzel görünüyor. Yeşillerin içinde bayrak. Bak arkadaş. Görebiliyorsunuz mu? Bak. Yeşillerin içinde bayrağımız dalgalanıyor. Ne güzel görünüyor. Ne güzel görünüyor. Ne güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Güzel göreni, güzel göreni, güzel göreni. Güzel beste değil mi? Şimdi besteledim ha. Şair Orhan. Evet. Kuzey Marmara otoyoluna çıktıktan sonra gelen ilk benzin istasyonu. Hani sonra bu yola çıktıktan sonra akaryakıtı az kalanlar paniklemeyin. Yaklaşık ya bakmadım da kilometreye de bir 30 kilometre civarı herhalde geldim. Burada mazot, daha doğrusu akaryakıt alabiliyorsunuz. Hem de Opet. Aha reklam yaptık. Aha da reklam yaptık. İyi görünüyor zaten. Opet. Burada mazotunuzu alıp diğer ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Çünkü benim de mazot lambası yandı yanacak. Ya fark etmiyor. Lamba yandıktan sonra yine bir ne bileyim 60-70 kilometre gidebiliyorum. Ama sorun yaşamıyor. Yaşamayalım. Mazotumu alıp devam ediyorum. Arkadaşlar depomu fulladım. Bu kamyon da benim önümü kapattı. Şimdi bilmek isteyenler için kısa bir bilgi vereyim. 53,5 litre aldı benim depo. İyice boşalmıştı zaten. 53,5 litreye 390 lira verdim. Yaklaşık olarak 39
39 euro bile yapmıyor. 38 küsur euro yapıyor. Full depo 38 euro. Almanya'da aldıydım. Yalan demeyeyim ya. 1.60-1.63'ten miydi? 86 euro para verdim bir depoya. İki katı. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Güzelce ne? Takipte kalın. Arkadaşlar takipte kalın. Abone olmadıysanız abone olun. Abonelik bedava. Unutmayın. Her zaman söylüyoruz. Videolarım izleniyor, beğeniliyor. Beğeniyorsunuz. Fakat abone olmuyorsunuz. Abi 1,5 yıldır 3000 takipçi bulamadık ya. Hadi bu sefer 3000. En az. Hadi bakalım. Hadi göreyim sizi. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ilk ödemeyi yapacağız. Gişelere geldik. Gişelikos. Evet. Hepsinde nakit ödeme yapılıyor demişlerdi. Dördüncü ayda geldiğimde öyleydi. Ama ödeme yapmıyorlar. Gişe açılıyor yine, anlamadım. Ödeme yapmıyoruz mu ya? Ve bunlar HGS'si olanlar mı? Anlarız şimdi. Evet 31 lira. Aynen. HGS'si olanlara bariyer direkten açılıyor. Olmayanlara da nakit ödemek için biraz bekleniyor olsun. Arkadaşlar bu sene yollar çok kalabalık, çok yoğun. Avrupa'nın her yanından gurbetçiler yollarda. Bunu Sıla yolunda da gördüm. Türkiye'de de bunu gözlemliyorum. İsviçre'li az gördüm ama. Yollarda pek İsviçre'li göremedim. 2 veya 3 araba. Avusturya'dan çok var. Belçika'dan çok. Hollanda'dan idare ediyor. Almanya'da çok tabii ki. En çok Almanya ve Belçika'dan varlar. Merhaba. Hoş bulduk. Buyurun. Arkadaşlar görüyorsunuz 31 lira ücret ödüyorum nakit olarak. HGS'm yok, korkmayın. Nakit de ödeyebiliyorsunuz. Birinci sınıf tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Evet arkadaşlar. 31 liramızı da bayıldık. Hemen paramızı cüzdanımıza bırakalım. Kaybolmasın. Para mühim. Camı kapatmadım ya. Demiyorsunuz Orhan, camı kapat. Duyamıyoruz seni. Paracıkların sesi ne güzel. Ne demişler? Su sesi. Yemek sesi. Bir de para sesi. Yes it is. Evet arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne az kaldı gibi his var içimde. Birazdan görürüz. Evet, burada yine bir ödeme yapacağız gibi geliyor bana ama çok yoğun. Oda yeri gişeleri. İşte anlaşılmıyor mesela, bilet mi çekiliyor yoksa ödeme mi? Ha, burada bilet çekiliyor. Tamam, geçtik. Bu sefer bile çektirmediler. Hayret. Açıktı, geçtim. Bilmiyorum. Hani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de otoyollarda çözemedim. Hani bile çekme yeriyle ödeme yeri. Ama yaklaşınca tabii ki anlaşılıyor. Uzaktan anlayamıyorsun bunu ilk önce.
Evet, şimdi hani giriş yapıyorsun, plakayı okuyor, çıkışta da ücretini ödüyorsunuz. Evet, köprü görünüyor arkadaşlar. YSS. Yavuz Sultan Selim. YSS diyeceğim artık, anlayın. Nasıl FSM varsa, Fatih Sultan Mehmet, bu da YSS'dir herhalde, kısaltılmış ya. Ben icat etmedim ya. Sivas. Sivas'ın yollarına çıkayım, dağlarına bırak ben beni, buram ölüm gitmez zoruma. Vay, biliyorum eski bir Türk arkadaşlar. Eski ama güzel. Yani eski diye güzel değil mi? Söylemeyelim mi? Güzel. Güzel bir köprü. Kaç sefer geçtim buradan. İnşaat halini hatırlıyorum. Karşıda bir butik otel var. Neydi o köyün ismi ya? Tam karşıda Anadolu yakasında en kuzeyde olan köy. Aklıma gelmiyor ismi. Orada kalmıştım. Yavaş yavaş köprü kulelerinin çıktığını seyrediyordum. Birkaç gün kaldıydım. Kaç sene oldu ya açılalı? 2016'da mıydı? 17'de miydi? Hatırlamıyorum tam olarak. Sonra hep merak ediyordum. Bir köprüden geçsem. Şimdi bu kaçıncı geçmem ya? Kesin 5. 6. İlk geçtiğimde de karanlıktı. Gece saatleri. Güzel ışıklandırma yapıyorlar. Kırmızı beyaz, Türk bayrağımızın renginden. Güzel görünüyor ya. Evet, köprüden geçtik. Anadolu'ya hoş geldik. Sefa getirdik. Bakalım köprü ücretini ne zaman ve nasıl ödeyeceğiz? Ve ne kadar ödeyeceğiz? En önemlisi malumat tabii. Evet, güzel yaptılar ya gerçekten. Yaptırandan da, yapanlardan da Allah razı olsun. Bütün emeği geçen işçi, inşaatta çalışan arkadaşlarımızın emeklerine sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Burada bir tünel daha geliyor şimdi. Hız limiti 90 ve radar kontrolü yapıyoruz diyorlar. Profesör, doktor, okuyamadım, önüme tır geldi ya. Profesör, doktor, mahir, bilmem ne tüneli. Neyse, 90'la gidelim bakalım. Bilemiyoruz tabi, gerçekten hız kontrolü yapıyorlar mı, yapmıyorlar ama yazmışlar. Görüyorsunuz 90. Ben de şu an 90'la gidiyorum. Radar vardır tünelde. Bilmiyorum artık hangi sistem radar. Abi şu arabada deminden beri solda gidiyor. Gel de bunu sollama ya. Şey, sağlama. Abi kaç araba bunu sağladı? Sola takmış kendini. Soldan gidip duruyor abi. Sağdan giden ya. Sanki sol şeridi kiralamış beyefendi. Yapmıştır kesin. Ya adamları vardır. Ben şuradan otobana çıkacağım. İstanbul'a gideceğim. Pardon, İzmit'e. İstanbul arkamızda kaldı. Sol şeridi kiralıyorum. 200 km yol yapacağım. Toplam kaç para? Ama sağa geçti şimdi. Ha, tünelden tünele kadar sol şeridi kiralamış olabilir. Bak, onun için tünelden sonra sağa geçti. Anladım. Bundan sonra ben de öyle yapacağım. Sol şeridi kiralayacağım. Hollandalı. Burada Reşadiye kavşağı tekrar İstanbul'a gidilebiliyor. Kocaeli'ye gidiliyor. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiyor. Kadıköy tarafından. Kocaeli düz de veriyor. Bazı ilçelerine gidebiliyorsunuz buradan. Şimdi bu yolu, yeni otoyolu kim tercih etmeli? İstanbul trafiğine, o yoğun trafiğine girmek istemeyenler
benim gibi. Ben de girmek istemiyorum. İstanbul'da bir işim yok. Niye İstanbul'un trafiğine gireyim? Bu yol tam hesaplamadım 50 mi 70 kilometre uzatıyor yolu. Yani şöyle söyleyeyim, Ankara'ya doğru gidecek olanların yolunu 50-70 kilometre uzatıyor. Ücret olarak biraz daha pahalı eski TEM yoluna göre. Ama değer. Görüyorsunuz rahat bir şekilde seyahat ediliyor. Maps'tan baktım. Edirne'den yola çıkarken veya çıktıktan sonra İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmem, yani şöyle bir buçuk saat fazla sürecekti. Trafik yoğunluğundan dolayı. Kıpkırmızı, bunu biliyoruz. Malum durum yani İstanbul'un trafiği. Abi orada gidip iki saat trafikte takılacağıma 50-60 kilometre yolu uzatırım ama rahat yolculuk yaparım. Tabii ki herkesin kendi kararı. Ama tavsiyemdir arkadaşlar. İstanbul'da işi olmayan girmesin o trafiğe. Hem böylece İstanbul trafiğini de rahatlatmak için elimizden gelen payı göstermiş oluruz. Evet, burada yine bir ödeme yapacağız. Çok da yoğun. Çok da yoğun görünüyor. Kurnaköy gişeleri. Arkadaşlar gişelere geldim. Fazla beklemedik ya. 3 dakika falan sürdü. Çoğunluğa genelde HGS var. Bariyer açılıyor kendiliğinden. Şimdi ben burada 80 TL ödeyeceğim. Kardeşim bu köprü ücreti miydi? Köprü ücreti. Buraya kadar olan ücret. Anladım, tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol, iyi günler. Evet arkadaşlar, sordum, duydunuz. Köprü ve otoyol ücreti, yani buraya kadar kullanmış olduğumuz otoyolun ücreti 80 lira. Evet, 80 lira. Yani şimdiye kadar ne ödedik? 80, 31 daha, 111 lira. 111 lira ödedik. Evet, şimdi yine işe geliyor. Yine ya bilet çekeceğiz ya da kamera plakayı okuyacak. Bilet alınız diyor. Almadım. Geçtim. Plakayı okuyorlar zaten. Bilet almanıza gerek yok. İsteyen alabilir. Ama ben gerek duymuyorum. Yani plakayı okuyor zaten. Nereden girdiğim belli, nereden çıktığım belli. Burada da İzmir tarafına gidecek olanlar için bir kavşak yol ayrımı gelecek ileride. Osman Gazi Köprüsü'ne çıkıyorsunuz. Hiç otobandan ayrılmadan yeni otoyola çıkıyoruz. Oradan evet, Osman Gazi Köprüsü'nden İstanbul'a kadar hiç otoyoldan, otobandan ayrılmıyorsunuz. Çok güzel oldu. Duymuşsunuzdur. İstanbul-İzmir otoyolu da bitti. 1-2 sene oluyor. İzmir taraflarına da gideceğim. Şimdi Düzce'ye gidiyorum. Birkaç gün işim var. Oradan bir İzmir taraflarına gideceğim. Balıkesir, Gömeç, Ayvalık taraflarına gideceğim. İşlerim var. Sevdiklerim
dostlarım var. Onları göreceğim, ziyaret edeceğim. Malatya'da Ahmet amcamın yanına gitmiştim 4. ayda. Şu an kendisi Ayvalık taraflarında. Onu göreceğim, ziyaret edeceğim. Kivrem de o taraflarda. Bir de Kivrem'in yanına gideceğim. Sonra İzmir'de birçok sevdiğim amcamı göreceğim, ziyaret edeceğim. Gezecek yer çok. Gezilecek yer çok. Yeter ki gezmek isteyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradan Osman Gazi Köprüsü istikametine ayrılabiliyorsunuz. Bursa ve İzmir yönüne gidecek olanlar yazıyor. Bakın Bursa, İzmir, Gebze, Dil Ovası. Buradan evet ayrılıyoruz. Yeni Osman Gazi Köprüsü'ne çıkmak için. Ben direkt gidiyorum. Biliyorsunuz benim güzergahım Düzce. Ne demiştim videonun başında? Bu yolu 4. ayda geldiğimde Sakarya Akyazı'ya kadar bitirmişlerdi. Belki şimdi daha yok. Sanmıyorum yeni yol açtıklarını. Akyazı'dan sonra Karasu taraflarından gidecekti. Ha, ne güzel olur. Karasu, Akçakoca'ya da bağlasalar, Akçakoca'dan Düzce benim ev 35-40 kilometre. Ne güzel olur. Gerçekten çok güzel olurdu. Ama maalesef ama bakacağız. Göreceğiz, bakacağız. Arkadaşlar İzmit, Kartepe, Sapanca ayrımı buradan geliyor. Yani şimdi verdi sağdan. Videoyu açmakta biraz geç kaldım. Telefon görüşmem vardı. Birisi aradı beni şimdi. Ben Mustafa diyor. Hangi Mustafa? Şu Mustafa. Tanımıyorum seni dedim. Bana diyor sen kimsin? Dedim kardeşim sen beni aradığına göre kim oldun bilmen lazım. Yok diyor, bir isim söyledi. Ben şu şahısı arıyorum. Dedim yok kardeşim, yanlış var. Hemen bu hattı bugün aldım. Edirne Halsa'da aldım. Benim kendi Türk hattımı maalesef Almanya'da evde unutmuşum. Yenisini aldım. Bir yanlışlık oldu herhalde. Neyse. Öyle işte. Mustafa'la da tanışmış olduk böylece. Türkiye'nin neresinde acaba? Sormadım. Ankara 312, Sakarya 38 mi 28 miydi? Bak görmedim. Neyse. Demek ki 70, yaklaşık 100 kilometre var Düzce'ye kadar. Evet, burası Adapazarı çıkışı arkadaşlar. Sakarya Adapazarı. Sakarya! Sakarya güzel ya, severim. Sakaryalı arkadaşlarım da var. Severim, iyi insanlar. Türkiye'mizin her yerinde iyi insan var. Sen iyi olursan herkes sana iyi olur. İstisnalar var tabi. Onları da es geçeriz. Bileceğini yaparsınız. Olay biter. Nakit, cash. Please pay in cash. Only cash. We accept not credit cards. İyiymiş. Vallahi iyi o zaman. Nakit daha iyi. Nakit olan yerde hayat olur. Arkadaşlar burası da Karasu Kavşağı. Karasu Adapazarı Doğu, Eskişehir ve Antalya yönüne gidiyor olanlar buradan ayrılabilirler. Adana yok. Antalya'yı. Bakalım, Antalya'ya gitmek istiyorum da bu sene biraz zor. Ne zaman nasip olacak? Evet, Akyazı Düzce. Demin de bahsettim. 4. ayda geldiğimde klasik arabamla. Hatırlıyorsam o zaman da video çekip paylaşmıştım. Tam hatırlamıyorum. Çekmemiş de olabilirim. Mühim değil. Şimdi çekiyoruz.
kadar otoyol bitmişti. Sonra eski tren yoluna bağlanıyorduk. Bakalım bu sefer ne olacak? Bakacağız. 69 Hendek 34. 90'a kadar indirdiler burayı. Köprüden. Biz de 160'dan geliyoruz, değil mi? 160'a kadar çıkmışız. Evet arkadaşlar, şimdi Akyazı kavşağındayım. Çok güzel. Açık görünüyor. Evet, arkadaşlar bakın. Demin de bahsettim. Dördüncü ayda geldiğimde buradan mecburi çıkış vardı. Aynen. Beni buradan çıkardılar. Ben Akyazı'dan tekrardan, hani öyle hatırlıyorum. Yanılıyor da aslı olamam. Tabii. Aynen. Akyazı'dan çıktım. Sonra az ileride beni eski tem yoluna bağladıydı. Merak ettim şimdi. Nereye kadar açmışlar acaba? Veya şöyle olabilir. Belki yine otoyol vardı. Tabii ki bitmişti. Yani 3 ayda bu yolu yapmış olamazlar. Ama inşaattan dolayı yol kapatılmıştır. Bizi Akyazı'dan mecburi çıkış vermişlerdir. Ben dördüncü ayda olanı söylüyorum size. Hani sonra kalkıp da biri bana ya abi niye böyle diyorsun ki, yalan, yanlış bilgi açıktır. Okey. Dördüncü ayda geldiğimde Akyazı'dan mecburi çıkış vardı. Neden bunlar faso fiso bilmiyorum. Hadi bakalım, çok merak ediyorum nereye kadar gideceğim. Yazı gişeleri. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar burada 71 lira 50 kuruş ödüyoruz. Şimdiye kadar ödediğim miktar yeni otoyolda 182 lira 50 kuruş. Teşekkürler, sağ olun. Evet, paramı da kontrol ettim. Doğru vermişler. İnsanlık hali, yanlışlık yapabilir istemeden. Fazla verebiliyor, eksik verebiliyor. Kontrol edin bence arkadaşlar. Her zaman kontrol iyidir. Sıra yolunda da mesela evrak veriyorsunuz. Sırp'ta, Bulgar'da, ne bileyim, arabanın kafa kağıdını, ehliyetinizi, işte kimliğinizi geri verdiği zaman kontrol edin. Doğrusunu mu geri vermiş? Çünkü zamanında bazı arkadaşların başına geldi. Bir bakıyor kafa kağıdı. Yani fert sokşan kendisinin değil, başkasınınki. Şimdi bunu memur bilerek yapmamıştır. O da bir insan. Ama uğraş. O kadar yol geri git. O da kafa kağıdını geri bulabilirsen. Evet dostlar. Şimdi eski tem yoluna bağlanıyoruz. Buradan arkamız İstanbul, önümüz Ankara yolu, bildiğimiz eski tem. Yani Adapazarı'ndan sonraki olan bölüm. Hendek taraflarındayız.
Zaten bakın sağda ne yazıyor? Hendek servis alanı. Arkadaşlar o zaman bu videoyu burada bitireyim. Maksat Kuzey Marmara otoyolunu göstermek, tem yolunu değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni atarsanız sevinirim. Abone olmadığınızsa da abone olun. Emeklere saygı diyelim arkadaşlar. Abone olun. Yeni videoları kaçırmayın. Zile de tıklayın. Zil tuşu var aşağıda. Yeni video yüklediğim zaman size haber veriyor. Orhan Yılmaz yeni bir video ekledi. Arkadaşlar seviniyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Kendinize rındık davranın. Videoyu